Evet. Kapattım. Bildiğiniz kapattım şey. Beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. The Shadowlands, the afterlife. Daha önce hiçbir canlının gidemediği yere gidiyoruz Shadowlands'e. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions known as covenants. Çeşitli faction'lar tarafından yönetilen Shadowlands'ın sonsuz arazilerini. Depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Eğer bir canlı bu Shadowlands'e geçiş yaparsa bu covenant'lardan birine şey yapmak zorunda oluyor. Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new four-part series of animated shorts called Afterlife. 4 parçadan oluşacak animated serisinin ilk videosu geliyor şu anda dedi arkadaşlar. Kyrian Bastion. Selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks of the Ascended, serving to ferry the souls of the dead unto the Shadowlands. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be... There is no evil here. The darkness was sealed within the Maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Devos, why are you training this soul? It is beneath your station as a paragon. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. We train until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. The runes on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled.
impossible. The Maw is inescapable. You must return to the path. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? I do. Then prepare yourself. The moment he falls, we will claim him. Hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now, we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. This is called... Geliş tarihini yaz, Utku. Evet. Geliş tarihi, arkadaşlar! Mutlu musunuz? Gördünüz mü? Evet, 27 Ekim. 27 Ekim arkadaşlar. Uf. Şu an kafadayım. Kafa gitti bende şu anda. Ah, kafayı yiyeceğim. Ah, çok iyiydi. Ah, delireceğim. Arkadaşlar şimdi tekrar izleyeceğiz. Hepsini tek tek anlatacağız. Allah'ım. Evet, YouTube'dan videonun tekrarını alacağız arkadaşlar. Alacağız. Merak etmeyin. Çevire çevire, gideceğiz. Yorumla yorumla gideceğiz. Şeyi de al. Görkem de al. Benim... What happened to my computer? Evet. Niye? Why? Çok nasılmış? October 27th, it is official. Bir, şöyle söyleyeyim. Fikir olarak... Nasıl buldum? Tek kelime anlatayım. Hassiktir ya. Oh, çok iyi. Hani yani hassiktir ya. Şimdi genel olarak şöyle bir videoyu kendim yorumlayayım. Sonra Discord'daki arkadaşların ve Eda'nın yorumlarını alalım. Tek tek. Benim videodaki yani videoyu izlerken şunu hissettim. Warcraft 3'ten itibaren lore böyle tekrar damarlarımda aktı. Yani... o oynadığım anları tekrar böyle yaşadım. O anki işte ailemin durumunu, kız arkadaşlarım falan filan böyle aklınıza ne geliyorsa o kadar eskiye gitti ki çünkü video.
O kadar eskiden şimdiye geldi. İnanılmaz bir lore birikimine sahip. İnanılmaz bir hikaye birikimine sahip. Gerçekten mesela Eda böyle yüzünden de falan ben geçiyorum. Konuşmadım. Hani yoksa ben normalde bıdır bıdır böyle şey yapardım böyle muhabbet yapardım. İşte ha salak falan çekici düşürdü falan derdim. Yani inanılmaz bir duygu yüklemesi ve hikaye yüklemesi yaptı. Yani ben normalde Bastion'ı seçmeyeceğimden çok eminim. Ama Bastion'ın videosu beni şu anda ikna attı gerçekten. Sen ne diyorsun aşkım? Ben çok duygulandım arkadaşlar. Evet sana çok ağlayacak gibi oldu. Çok duygulandım, ağlayacaktım. Çok duygulandım. Çok güzel bir video. İnanılmaz güzel bir video. Bağlayış çok güzel. Artası beklemiyorduk. Bakın. Şuna şöyle evet diyorduk. Gerçekten beklemiyorduk Arthas'ı ve hiçbir zaman hiçbir link vermediler Arthas'la alakalı. Ama Arthas'ı gördük. Çok büyük bir rolü yok hatta ama. Hatta inkar ettiler böyle evet. Olmayacakmış gibi konuştular evet, falan. Yok yok olmayacak dediler. Yani hani görme şansınız olabilir ama biz sanki şey gibi anlattık. Böyle ara hikayede ufacık geçecek gidecek öyle. Hani şu, evet, o da evet. Şurada falan Mao'da falan geziyor ya da işte şurada geziyor falan gibi. Çok etkileyiciydi. Görkem çok sen ne düşünüyorsun abi? Abi valla yani şok ötesi yani zaten şey yani Arthas'ı aynen ben de hiç beklemiyordum ama şeyden hani Outer üzerinden bir bağlantı olacak gibi o şeyde fragmanda gördük ama zaten hani bu kadar olur mu bilmiyorduk böyle şey hani sadece ölümünü gösterir sonra Outer'dan devam eder gibi tahmin ediyorduk. O bayağı aldı Arthas'ı koydu başa yani. Nasıl öldüğünü gördük. Öldükten sonra ne olduğunu gördük. Bir de Uther'ın dark side'lığını da gördük yani. Geleceğim. Ulan, o konulara geleceğiz. O konulara geleceğiz. Ya abi cidden hani bak Arthas'ın ilk yani dark side'a artık böyle hani düşmesi mi diyeyim ilk adım atması Uther'ın onu böyle ona davranışı yüzünden ya. Evet. Onu resmen ona bağladı yani ve sonunda hakikaten Arthas did nothing wrong yani. Murat Han kısaca senden de alalım. Şok. Şu an Utku tutuldu Murat Han. Murat Han geldin mi Murat Han? Sesi yok. Dinleme modunda mı? Discord'daki diğer arkadaşlar Şehmuz, Yiğit, Mete siz nasıl buldunuz? Abi ben İngilizce bilmediğim için sadece birkaç karakteri bildiğim için öyle şu an sizin yorumlarınıza o kadar dikkat hani dünyayı offline tuşuna bastım böyle tamamen sizdeyim. Abi bayıldım ya. Bayıldım. Yiğit sen? Mükemmeldim. Abi ben kitlendim diyecek bir şeyim yok ya. Bu kadar güzel yapmaz. Murat Han bu ara Mava düştü sesi gelmiyor evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım bir daha alalım çok durduracağız. Çünkü arkada hikaye var arkadaşlar. Hikayeden hikaye ziyade var. İlk izlenimi bir çeviri olarak yapacağız. Alo. Alo. Abi lütfen arkadaki düğün salonunu söyler misin sussunlar? Abi düğün salonluk değil. Türkçe versiyonu konmuş şey Blizzard Türkiye'ye. Onu izliyoruz şu anda. Eyvallah. Evet neyse biz çevirimizi yapalım. Türkçe versiyonu koyduysa açsana Türkçe. O. Video Türkçe değil bebeğim. Altyazı olur. Altyazı var, altyazı var. Şimdi bu sahneyi şöyle söyleyeyim. Ben size yorum yaptım yani Warcraft 3'ten aldı götürdü diye. İşte Warcraft 3'e götüren sahne bu. Uther'in yani biz zaten oynuyorduk Arthas'ı. Öldürdüğümüz sahne diyelim. Arthas'ın öldürdüğü sahneydi yani. Light. Save my soul. Işık ruhumu kurtar. Buradaki ışık hani aydınlatma şey olarak söylüyor. Ruhumu kurtar diyor. Evet, kastetti light. Alo. Alo. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Arkadaki düğün salonunda geliyor. Abi o konuda yapacak bir şeyim yok ve hani beraber izleyelim deyip bir daha ses kapatma lütfen. Şey diyeceğim. Sesi kapatmadım. Kapatmadık. Kendi sen de gidiyor. Hayır. Sen kendin kapattın. Ben öyle bir şey yapmam hayatta. Sen kendin kapattın. Ne? Yok. Neyse. Benim gördüğüm Frostmourne'u alırken bir şey göreceğimizi tahmin ediyordum ve Maw'dan geldiğini söyledi o gücü. Bence var ya Maldrak'ın yani, de direkt ona gönderme yapabilir. Olabilir. Ve Shadowlands'ın Bastion senaryosu var. Şimdi spoiler olacak ama hani yo, artık ondan daha bir şey olacak lan. Uther bu
Bastion senaryosu bittikten sonra şey diyor işte, bizim Arthas'a yaptığımız adalet değil intikamdı diyor. Bunun tam tersini söylüyor. Aha. Olaylar silsile sonucunda bir farkına varıyor yani. Evet ama biz Arthas'a henüz yaptığımız... orada hani Anne Alfa'da detayı tam bitirmedik, niye yalan söyleyeyim. O görev zincirini büyük ihtimal oyunda göreceğiz. Evet. Yok hani o yola dönüyor artık. Otur yani. Pişmanlıyor yaptığından ki zaten o son atmadan önce de Davos onu gaza getiriyor yani. Yine bir tereddüde düşüyor çünkü. Zaten o şey Davos'un da içinde gelecek. Varmış o. He? O Davos evet. Karıştırmıyor mu şimdi o? Evet evet. Dark Kraliçelerin ya şey yapalım. Evet evet o. Murat abi kısa bir yorumunu yap. Kısa bir yorumunu yap. Çevirelim şimdi. Çeviri bekliyoruz. Çevirelim bekliyoruz. Sonra en son şey spekülasyonlara gidelim. Güzel. Ben hep o I See Only Darkness dediğinde Jailer, Mov'u kastettiğini sanıyordum. Evet ben de. Ama burada sanki artık bir müdahale var gibi. Onun yargısından geçmiyor çünkü. Direkt alıp götürüyorlar. Evet. Evet. Devam ediyorum ben. Uther. Uther, neredeyim? Welcome to Bastion. Bastion'a hoş geldin. Var mı? Altyazısı bakalım. You led a truly selfless life. Türkçeyse vardır altyazısı. Gerçekten fedakar bir hayat sürdün. Okuyayım bari. Bu yüzden seçildin diyor. That, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens. Hani sorumluluklarından yükselmişlerin, yükselmişler. Bize katılacaksın yani. Of the ascended. Ascended'i yükselmişler olarak evet, çevirmiş evet. Aslında. Serve the souls of the dead unto the shadowlands. I serve the light. Ben ışığa hizmet ederim. İşim bitmedi. There is an evil that must be. There is no evil here. The darkness was sealed within the maw long ago. Bu şey değil mi böyle biraz darkness sealed in maw, hani işte maw'a hapsettik evet, onu falan evet. Böyle. Biz çok iyiyiz. Çok böyle bariz bir propaganda değil mi işte Arkon sanki bunu evet, bilerek evet. Yapıyormuş gibi. Ha, evet evet merak etme korkman gereken bir şey yok diye güyüye. Evet. Değil mi böyle sanki işte mesela Arkon'un elinde bir şey var, megafon var. Karanlığı kapattık. İşte karanlığı kapattık falan tarzı değil mi yani? Ya şimdi işin ilginç tarafı Arkon aslında şey yani oranın düzenini korumaya çalışan varlık gibi, burada Davos'ta bir terslik var. Evet var yani var. Direkt var. Şey Jailer'ın etkisine girmiş halde gibi sanki şu anda. Oo, o kadar Davos. Diyorsun. Bence öyle direkt. Hmm. Yani ben öyle algıladım vallahi direkt. Katılmayacağım sana. Dur sebebini de şey videoyu izlerken söyleyeyim. Bu ara arkadaşlar ben Muratan'la Görkem'in yorumlarını alarak devam edeceğim. Neden derseniz çeviri yapalım dedik. Hani size zaten hizmet olsun var. Diye ama var zaten hani altyazısı. Evet direkt Türkçe'ye güzel de çevirmişler. Şöyle şu ana kadar baktığım şeylerden. O yüzden yorumlayarak gidelim diyor. Şu anda Mete de sağ olsun spamlıyor. Oradan takip edebilirsiniz eğer Türkçe'ye görmek istiyorsanız videoyu. You're wrong. He destroyed my home. Devam edelim o zaman. Aha, şey hani yanılıyorsun benim evimi mahvetti dediği şey Mav'daki karanlık hani hapsedilmedi. Hapsedildiğini zannediyorsunuz tarzında bir şey yapıyor. Murdered my people evet. Ki oradaki my aslında Arthas'ı kastediyor. You are an aspirant now. Görkem'in dediği teori hani Davos daha önceden Jailer'a hizmet ediyor dediği teori burada şey yapıyor. Normalde bu tarz çizimlerde mimikler çok iyi verilir ki bu videoda da çok evet. İyi verilmiş. Burada hiçbir mimik vermiyor olması Görkem'in dediğine yönlendiriyor insanı. Yani doğru yok bir yakalama yani o. Yani çünkü şey Uther'ın durumundan etkilenmemesine rağmen onunla ilgilenmeye, onu dönüştürmeye çalışmaya devam ediyor. Ha bir de şaşırmıyor ki... yani nasıl ya falan evet, demiyor. Evet. Yani. Evet. And purge yourself of this desire for vengeance. What I desire. Davos müthiş canım. Vallahi aşk devam ediyor. İşte arzuladığı adalet zaten Arthas'a olan şey. Onu da her yerde zıbıt çıkıp zaten söylüyordu House of Reflection'da falan. Why are you training? Mesela benim Görkem'e katılmadığım yer burası işte abi. Hani uzun süre eğitimini alıyor. Buradaki o muhabbet var ya hani
özel ilgi gösteriyor. Evet evet, ama işte sanki şey, yani oraya ait olmadığını evet, bildiği evet. Halde bunda ısrarcı zorluyor. Bilerek zaten özellikle zorluyor sanki. Evet zorluyor. Sonra zaten onun yüzünden tartışıyorlar. Yani neden falan evet, evet. Geliyor geliyor. Evet zaten şey diyor ya, arbiter'ı nasıl sorgularsın da getiriyor evet. Zaten kararını. Ha, evet. Değil mi, o arbiter'ı sorgulamak değil mi? Arkon değil. Yok, Arkon değil. Arbiter'ı sorguluyor direkt böyle. Arkon'u değil de. Genel böyle Shadowlands'ın işleyişini sorgular bir şey ima var yani. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. Bak burada unutma şeyi de çok hoş değil mi? Çünkü illa geçmiş yaşamını unutacaksın evet. Diyor. Senden geriye bir şey kalmayacak. Yoksa hep böyle içinde şüphe kalır ve asla artık görevin her ne olacaksa ona odaklansın. Bir de ruhu da serve yapamıyor. Buraya serve yapamıyor. Evet. Unutmadığı için. Bence de o da şeyle alakalı işte. Bu anime ile alakalı. Yani his anime is not strong enough. Anima. Anima. Anime ya. Hayır, anima. Evet, pardon. Okay. Şu Devos'un arkasında hep önemli biri mi olacak acaba? Konuşuyor sürekli. Gene şey koymazlardı ama ya. Kafaya zırh koymazlardı yani, helmet koymazlardı. Yes. But this one seems broken. Bir tekrar başlar mısın? Ama ismi var Tenius. Evet var. Bir tekrar başlar mısın? Ne kadar başa? Tamam. Yeah. Biraz daha git. Biraz daha git. Ha tamam. Başla. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you. İntikam talep etmek nasıl bir çeviri ya? Yes. But this one seems broken, Thanios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Arbiter şüphesine burada düşmüştüm işte. Hani evet, Arkon duymasın. Bence de evet. Ama Arkon duymasın bak diyor. Ha, aynen. Hani söylediklerini Arkon duymasın, yolumuzu sorgulamaya kalkma ya da işte yolumuzdan şaşma, zamanla unutacaktır diyor. Yani orada evet. Unutması aslında benliği, geçmişi falan değil de biraz da hani o ne derler? Sorgulamaya getiriyor evet. Hani böyle şey vardır ya Murat Han, böyle filmlerde bir hayalet vardır. Hayaletler neden dünyada gezer? İşte yarım kalmış işleri vardır falan gibi. Hani o yarım aynen, kalmış güzel, işi aynen. Unutma. Hani onu unutması evet, aslında. Evet. Onu unutsun ki bize tamamen hizmet etsin. Aynen. Evet. Tam bir Ascended neyse işte yükselen. Animası da burada çok önemli yapması için. Trust our ways. Trust the path. Trust the path yani işte yola metodumuza güven. Aynen aynen. Geleneklerimize. Until you are ready to ascend. Yani tamam buralarda. Biraz sonra çok önemli bir ara var. Evet. But the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel. His blade. Burası çok iyi. Görkem işte burası. Evet burası burası. Evet, evet. Hani benim sana söylediğim yer abi, yani burada şaşırıyor ya, o yüzden bilmiyor. Gibi şey yapıyorum. Yani atıyorum Jailer'ın bir yani Jailer'ın yaptıklarına ya da Arthas'ın varoluşundan haberdar olsa Devos bu yaraya bu kadar şaşırmaz. Ha eyvallah. Arthas gene sallamış bir tane falan. Orada da şöyle bir şey olabilir işte, yani eğer biliyorduysa önceden, şimdi iki ihtimal var. Biliyorduysa önceden Arthas'ın ruhunu tamamen almış olmasını bekliyor. Bilmiyorduysa da o zaman bunun ruhu nasıl yaralı kaldı? Evet. Ölmüş olması gerekiyordu bunun evet. Diye. Yani o duruma şaşırıyor olabilir. Arthas'ın bu şekilde böyle bu kadar etki bırakabileceğini beklemiyordu belki de işte. Ha o da olabilir. Bir de şey de hani ben demiştim ya Frostmourne'un aldığı ruhlara ne olduğunu göreceğiz diye. Demek ki Arthas'a ne kadar oturur ruhu, tam olarak buraya geçemeyiz zaten. İkiye ayrılmış evet. Çünkü.
Evet. Ve bütün diğer ruhlar da aynı durumda evet. kalmış. Mı acaba yoksa Uther'a özel bir şey mi? Yani bu yani Uther'in animası kuvvetli ya da Uther'in animası yüksek olduğu için mi bu duruma girdi? Yani iki farklı ruhdan söz edebiliyoruz. Yoksa bu Arthas'ın seçimi miydi? Hani Frostmourne'u yönlendiriyor muydu? Ya da işte Frostmourne bunu hissetti de hani işte dediğim gibi animayı hissetti de böyle böldü mü acaba? Bu zamana kadar da görmemişler ama. Yani bu kadar güçlü birisi gelmemiş demek ki. Onu da anlıyoruz. Şu an şokta ya. Yaralı biri gelmemiş böyle evet. Frostmourne'u öldürdü biri gelmemiş. Tiplemesinde nasıl olabilir falan diye şok. Okey. Biraz daha düşüneyim evet, bakayım. Devamını anlayacaksın zaten. Olayı nasıl geliştiğini şimdi görecek. Yani genel olarak ama hani teorileri bırakırsak gözüken şey şu. Frostmourne tek başına hani Frostmourne'un orada olması bile The Shadowlands'ın dengesini bozacak bir detaymış yani. Evet direkt karmaşıklığa yol açıyor yani. Kadar büyük bir etkisi varmış onun. Evet. Oradan direkt karmaşıklığa yol açmış evet. Evet evet. Ki Helm of Domination'da vardı işte. Onun bir kısmı light olarak çıkıyor orada bir kısmını kılıç emiyor. Görülüyordu sanki orada. Bakalım. Evet. Bakalım orada anlayacağız. Hoş geldin bu arada. Epeydir yoksun bak. Uğramıyorsun da hiç. Bu ara ruhu çok yaralı güzel vermişler abi. Evet ruhu yaralı. İmayı da çok güzel vermişler. Ne iması abi? O ruhunun yaralı olduğu. Ha değil mi? Ruhu yaralı yani. Renkli, evet. Kim yaptı bunu sana çocuğum çabuk söyle. Şurası. See, evet ikiye ayırıyor burada. Evet gördük split. Şöyle. Şurada ama net çok komik o kadar, bir anda durdurdun ya. O kadar güzel yakaladım ki ama. It's split evet. Görünüyor değil mi? Yayına net gidiyor şu anda sıkıntı yok. Evet. Geliyor geliyor. Hayır kameralarımız kapatıyor mu diye bak. Hem kırıldığında da yukarıya çıkan o halde ruhlarının o anda Shadowlands'e geçmesiydi. O yüzden aradaki yol kırıldı. Güzel. Güzel bir bu arada o zaman şeyi de biliyoruz. Bu sırada Arbiter çalışıyor ha. Evet evet. Doğru çalıştı. Yere gidiyor çünkü. Ve Arbiter çalıştı halde Devos onu alıp MOV'a götürebiliyor. Nasıl götürüyor? Evet değil mi? Arbiter'dan. Devos onu alıp MOV'a götürmedi ya. Aldı götürdü. Götürdü hiç yargı Arta sorgu yok. Öldüğünde. Hayır şeyi aldı ama. Götürdü. Arthas aldı. Arthas evet ha, tamam. Oluyoruz. İşte ondan bahsediyoruz. Ama yargılamaya çıkarmadan ya. Arthas olmuyor. Uther'da normal geliyor. Uther'ı kimse götürmüyor. Sen yarısını çekti. Bir saniye. Arbiter'ı bozan Uther'in mevzusuymuş. Ya o başlangıcı ya da ilki ya da arada bir istisna gibi düşünüyorum. Neden? Yani şundan mütevellit bir saniye bebeğim. Öyle. Çünkü Jailer'ın orada hükme başlaması ve Arbiter'ın bozulması sanki çok daha büyük bir olaymış, olguymuş gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle bak orada da göreceksin şeyde de dinledik hani dinlemeyenler olursa şu an herkes şokta olacak orada ben sana söyleyeyim. Olan şey ilk defa yani böyle şoka giriyorlar. Ne oluyor? How did it happen? Ne oluyor? Bilmiyorlar. Dünyada ne olduğunu şu an bilmiyorlar. Sıfır. Ben sana söyleyeyim. Jailer'ın Uther'da alakası yok olabilmiyorum işte bakalım teori. Jailer'ın yok. Peki artık. Bu durum Paladin'lere özel mi? Bence her Paladin'e özel değildi. Değil. Uther'in ışığa olan inancı daha doğrusu animasının yüksekliğiyle alakalı bir durum olduğunu zaten söylüyor yani. Bir de bunun şeyden de eminiz değil mi? Yani mesela işte Draenor Saurfang buraya gelmedi atıyorum. Yani Saurfang'le çekilmiş herhangi ruhlar da buraya böyle bu şekilde gelmedi o zaman. İşte Terranas falan filan. Ya tabii hepsini yani tamam, çünkü Maldraxxus'a da giden var. Evet. Yani o yüzden hangisi nereye bilmiyoruz. Neye göre gidiyor onu da bilmiyoruz. İşte evet, onu onu oyunda öğreneceğiz büyük ihtimalle ama. Evet evet. Çünkü Draka'nın mesela Maldraxxus'a gitmesi çok ilginç eğer yani benzer bir mekanik varsa. Değil mi? Aynen. Değil mi? Rune on his blade. Hani bu zaten şöyle söyleyeyim. Bu cümleye şaşırmadık hiçbirimiz değil mi? Evet. Zaten diyorduk evet. Shadowlands zaten ilk Shadowlands diye bir şey açıklandığından beri işte bak Jailer'la Frostmourne'un ruhları, rünleri aynı falan diye
Börünüp duruyorduk sağda solda hepimiz. Jailer'ın ikinci model çıktıktan sonra o kel kafalı hali zaten aynen. Üstündeki rünlerin hepsi Frostborn diye herkes bağırdı yani. Büyük kovunun olabilir olabilir. O zaman bunların Frostborn'dan haberi var mı yoksa şaşırıyorlar mı acaba? Şaşırıyorlar şu an, hayır bilmiyorlar şu an ne olduğunu. Şöyle yani sanki Maw'dakilerin haberi olabilir de Bastion'dakilerin haberi yok. Hiç bilmiyorlar. Şoktalar şu an. Bastion bilmiyor evet. O zaten da şey... Murata'nın teorisini destekliyor. Ne demiştim ben ya, unuttum şimdi. Hani işte nasıl söyleyeyim, Maw'dan alınıp götürülme. Hani evet. Ne şekilde olduğu önemli değil. İşte Sargeras ya da işte Jailer'ın kendi vermesi bir şekilde yani ölümlülerin dünyasına bu şekilde bir geçiş yapılması senin söylediğin evet. Bir şeydi yani. Adamlar zaten rolü alıp arbitre götürme işi yapıyorlar. Bir inisiyatif kullanıp direkt Maw'a götürmüşler. Bunun yüzünden düzen bozulması. O da senin teorin. O da evet. O inisiyatif olabilir. Yani tek bir ruh bile belki o düzeni bozuyor. Hayır bak bebeğim, geri dönecek bir şey yok. Ölümlü elleriyle Maw'un gücünü taşıyor diyor. Evet. Orada biraz zaten küçümseme var. Hem küçümseme hem korkma var hani. Başımdan evet, yer açacak. Diye durumun diyor. Tehlikesini şey yapıyor. Devam et. And our realm is imperiled. Şoktalar, impossible. Bir dakika, Frostmourne'dan mı korkuyorlar yoksa böyle bir şeyin olabilitesinden mi korkuyorlar? Böyle bir şeyin olabileceğinden bence. Maw'ın gücünün bir ölümlünün eline geçmesinden korkuyorlar. Maw'ın gücünden ziyade şey olabilir mi? Bu anime çalma, hatta bu anime hani anime de daha senin ağzına, animeye ağzımıza taktı. Anime mevzuları işte hani Denatrius hani kıyak geçiliyor falan mevzuları. Bu delirtiyor olabilir mi? Bu korku olabilir mi? Hani çünkü adamların her şeyi anime ile çalışıyor. Yani gayet mümkün çünkü aynen dediğin gibi şey oradaki akışı bozacak bir detay olarak görüyorlar onu muhtemelen. Yani. Devam et abi. Bu Arif de yolcu çıktı iyi mi ya? Ali Güven, yemin ediyorum Ali Güven. Inescapable bu tekrar vurgulanmış ama hala oradaki o kapı var aslında. O kapıyı da bilmiyor bunlar o zaman. Evet. Normalde o Oribos'un mimarisi gerçi Bastion'ın da mimarisine çok benzer. Artık hani ne diyordu onlara, kadim demiyorlardı, ne diyordu, eski olanlar mı diyor, first one mıydı, first one'lar, ilk olanlardan bahsediyor. O dönemden beri demek ki hani böyle bir Maw'a gidiş geliş de falan olmamış yani. Evet, hani o yüzden zaten inescapable bize şey işte ondan şaşırıyorlar şey Maw Walker olmamız o yüzden Shadowlands'da böyle büyük ses getiriyor. Normalde Shadowlands'ın diğer bölgelerinden gelen oranın lokal ırkları da oraya girdiği zaman çıkamıyor. Aynen. O yüzden şaşırıyorlar bizim oraya girip çıkabiliyoruz. Aynen öyle. Gün doğdu. Günaydın diye değil mi böyle? Günaydın diye. First onlardan birinin ilidin oldu. Yok canım ya. Yok. Sağlam atar ama... yapıyor. Evet. Bayağı bildiğin şey... arbitre sorguluyor. Ha özür dilerim. İkidir oldu. Ben şeyi sorayım. Madem Arthas'ın bunu yapması bunların buna uyanmasına sağlayacaktı. Niye böyle bir risk almış bunlar? Frostborn'u yaparken. Uyandı hepsi şimdi de bunun bir sorularına. Ya uyandı da sen Azeroth'takilerin ya da evet. İşte şimdi ben normalde Uther'i bu kadar büyük görmem, çok da şey yapmam bilirsiniz. Yani hani o özellikle Stratom olaylarında biraz daha böyle yaptığını yanlış bulurum. Ama yani ışığa olan inancı ya da anima gücünün bu kadar yüksek bir karakter beklemiyorlardı büyük ihtimalle. Evet olabilir. Hani yani anima gücünün Light'tan bir kısmının kopup da Frostmourne'dan kurtulup Shadowlands'e evet, geçmesini evet, özellikle de Arbiter'ın süzgecinden geçip de Bastion'la ödüllendirilmesini kimse beklemiyordu evet, galiba. Evet yani. Neyse. Hayır yani şey diyor ya Murat'an o zaman niye bunlar hani Frostmourne'u dünyaya salarak risk aldılar? İşte bak hepsinin haberi oldu Maw'ın yaptıklarından diyor. Bu yani Uther beklenmiyordu. Yani Uther'ın şöyle düşün, Uther'ın işte bu kadar işte Light fanatiği olup da yani bu kadar böyle
intikamıyla kendini kaybedeceğini esas ben beklemiyordum. Sanırım Arthas'ın bu şekilde ruhları Maw'a çekiyor. Çünkü öldüğü zaman ruhlar geri yerlerine gitmiyor. Uther'de bir değişiklik görmedik. Arthas öldüğünde bakalım. Bakalım belki kaçırdığımız küçük detaylar vardır. Farklı kanat renkleri burada da çıkıyor. Herhalde o isyankarlar, evet, evet. Force One'lar burada. Bunlar işte isyanın çıkma noktası. İzleyin arkadaşlar. Ama bu şimdi bize yeni gibi geliyor da bu çok önce olan bir olay. Onu da söyleyelim evet. De daha World of Warcraft başlamamışken olan olaylar bunlar. Evet. Ama Shadowlands takviminde 2 gün falandır bu. Olabilir. Öyle. Üçüncü güne girdik falan, saate bakıyorum. Evet. İşte Shadowlands'te zaman farklı işliyor falan olayı. Mimikler çok güzel bu arada Devos. Evet. Ya bayağı iyi. Bu ara Arkon ya hasta ya. Üf. Karaktere baksana. Çok kötü çizmişler bence oyunda. Ya oyundaki de gayet güzel, evet, doğru söylüyorsun. Dur bakalım, neyse. Okay. Arkon yargı dağıtacak, hadi bakalım. Order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. Radikal, radikal değil de fanatik. Çat diye de atıyor arkadaş. Yani evet. Ama şeyi Arkon büyük ihtimalle hani görev adamı. Uh-huh. Hani bu görevden böyle ufacık bir sapma bile Shadowlands'ın dengesini bozacağının farkında. Devos'un yaptığı o hani çıkış da Bastion'da baya böyle bir kaosa yol açabilecek bir şey. Evet. Büyük ihtimal bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ve yaptığı uygulamanın da hani Devos'u korkutup sindireceğini düşünüyor. Evet. Büyük ihtimalle. O yüzden böyle sert bir karar alıyor. Bundan sonra ocak dışısın diyor. Yani bence de aslında aldığı sert bir karar ki Devos'un da zaten şu anki yüz ifadesinden de aldığı kararını hani o da beklemiyordu böyle bir şey büyük ihtimalle. Bakalım. Hadi bakalım. Yani şey diyeceğim, herkes Tyrion benzetmesi yapıyor değil mi? Evet. You cannot judge me. I am justice itself. Yani kardeş Eren'den neticede. Aynen. Bu ara hafta sonu gözünüz YouTube'da olsun. My Archon. My Archon. Hala da üçüncü ağrım diyor. Archon diyor. Bu ara bu Archonluk falan böyle seçilecek, değişilecek bir şey değil galiba. Hani yok, ona zaten yürümüyor hiç mevzuya. Passion'ı yaratan değil mi Archon? Evet. Yaratmak onu Ardenwild'da duymuştuk. Evet, Winter Queen için. Hiç söylemediler. Yani şeyler arasında geçmedi. Ama da öyledir herhalde. Yani hepsi. Ama öyle olması lazım. Bak işte. Erdem ne diyor? Çok şeytani bakıyor. İşte bu da Görkem'i destekliyor. Evet. Hani ya. Niye? Niye ya? Ha, yok destekleme anla. Ya ya işte. Ha aynen ha. Destekliyor neden? Çünkü hani hazırdı. Bekliyordu. Yani çıkışını yaptı. Hırs da olabilir. O da olabilir bak. Sen de haklısın. Yani her hırs şey olabilir. Olmalı. De ben ne bileyim yani açıkçası mesela ben kendim Devos'un yerine koyuyorum. Tabii bu benim karakterim. Ben biraz daha şaşkınlıkla dönerdim hırstan ziyade. Değil mi? Böyle bir kırılmışlık, çökmüşlük aynen, falan. Aynen. O ilk an vardır ya hani mesela bir ayıptır söylemesi işten kovulursunuz. Önce bir üzülür, şaşırırsınız. Evde biraz daha dolarsınız ve sonra nefrete yaşanırsınız. Böyle vay be bize de mi lan falan yaparsın değil mi? Böyle o kadar aynen. Emek vermiş falan. Hiç öyle yapmıyor böyle. Görürsün sandım yapıyor böyle. Dönüyor direkt. Direkt bu kadar gidiyor. Başlıyoruz bir tane diye ya. Hiç evet. Bekliyormuş. O Bastion'ın karakterine de aykırı. Madem bu kadar fanatik ve kurallı bir yer. Yani bu kadar böyle kolay kabul etmemesi lazım. Hayır kovmayın beni ayağınıza kapanayım falan yapması lazım böyle. Değil mi? Yani vallahi direkt kabul ediyor ve hemen de taraf değiştiriyor. Biri kontrolden ziyade şey işte Görkem'in dediğine daha çok yakın. Hani az çok haberdardı bunlardan gibi. Evet sanki Jailer'la bir muhabbeti olmuş çok da. Mersin. Bak bunlar seni satacak demiş Jailer buna ve bu da satılınca kovduğuna emin miyiz? Tabii canım kovdu yani. Kovdu yani arkadaşlar. Ocak dışısı dedi ya. Terk edeceksin görevini. Bye. Evet. Direkt Uther'e geliyor bu arada. Hani o olay da işte Murat'ın dediği. Direkt geliyor yani. Hani hiç dur bir dakika ne yapacağım ben falan yok. Zaten şey işte Devos'un iki tane bak anahtar hamlesi var. Biri Arthas'a Maw'ı direkt kendi attırıyor. Yani şeyin Arbiter'ın mekaniği dışında bir iş yapıyor.
İkincisi de bak burada kovulur kovulmaz direkt Uther'ı yükseltiyor. Ha, bak Doomguard'ın dediği şey hani Bastion'dan kovulmadı. Hayır, Bastion'dan kovulmadı. Hayır, doğru söylüyorsun. Bastion'dan kovulmadı. Sadece görevinden. Bu yükselme olayı var ya Ascendant. Tabii tabii. Görevinden kovuldu. Aynen aynen. Daha da Davos'a gelme dedi. Do you wish to see him punished? Burada da bunu gazlıyor. Do you see him punished? Do. Then prepare yourself. You are not prepared, Uther. The moment he falls. The moment we will falls. Claim him. We will claim him. Oh. Binek de düşman. Artık o kadar uzun süre binek düşmemiş ki sırtında kanat. Şu arkadaki Davos'un elindeki Thunder Sea şey mi? Değil mi? Benziyor. O kılıcın yanındaki bir dakika bizim kamera kapatıyor olabilir mi? Yayına da vereyim. Uther mi? Geliyor. Değil mi? Benim tam kafamın üstündeki. İkisi benziyor. Beraber geliyorlar halletmeye. Değil mi? Uther o. Aha, Uther geliyor arkasından da. Did someone say... What? Thunderfree. Darkness. Darkness dedi de Davos'un eldiveni. Çapat. Eldiveni eli ya. Teknik olarak öyle evet. Ya... Biraz daha bu sahneyi karanlık yapabilirler miydi? Yani light evet. Falan. Değil mi? Böyle sanki ışığı görmüş gibi olmuş. Işığın önüne bir karanlık çıkıyor ama onu öyle düşünmedim. Bunun için karanlığı görüyorum. Bak adamın ya, yazar adamın hali farklı oluyor. Bak görüyor musun nasıl imgeliyor olayı? İmgelemler. Peki bu gözündeki olay ne? Biraz daha geri alayım. Nasıl yani? Mor işte. Hava gösteriyor işte. Şu. Şurası. O kırmızı yer değil. Gözündeki bu çıkmaya başlayan evet, şeyler. Evet işte o şeyi gösteriyor. This one? Like. Girdabı mı? Evet. Shadowlands'te gördüğümüz o girdap mı? Hayır diyorsun? Bebeğim şu ateşe bağlıyor ya orayı gösteriyor. Hadi devam et göreceksin. This one. Mala, sanki o geç. Mala işte şey. Now cast him into the maw. Tam işte dediğim yermiş işte aşkım. Tamam. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. Bu ara Arthas'ın bu güzel yüzüne bakarken şunu söyleyelim. Davos hala Uther'in tek başına bu işi tamamlayacağından emin değil. Çekingesi evet, var ve hala arkada gaz, değil mi? Gazlıyor, full gazlıyor. Bıraksa yapmayacak çünkü hala gazlıyor yap diyor. Peki evet. Neden yapmayacak? Çünkü it's not right. Çünkü o benim öğrencim diyor orada. Hayır de, daha duygusal bak Murat Hanım. It's love, love. Evet. Sevgi var. Love. Tamam. Şey, sevgi right. De anlıyor sevgi yanlış. Sevgi. Ben seni tabii bırakırım Utku. Teranas şeye görmüyor yok. Şeye burası biraz. Lord of the Rings'de hani şey yapıyor ya, yüzüğü at diyor, o da hayır yapıyor böyle. Tam atmayacakmış gibi oluyor ama. Kılıcın mağdan kim tarafından çıkarttı onu daha henüz bilmiyoruz. Bizim iki teorimiz var. Bir direkt Jailer tarafından çıktı. Ama diğeri Sargeras. Sargeras daha yüksek ihtimal geliyor bana. Çünkü Ner'zhul'u o şekle sokan nihayetinde Kil Jaeden'dı. Vesaire vesaire uzatmayalım o konuyu. Demek ki biliyorlar bu mekanikleri, işleyişi ya da Dreadlord'ların işte Dreadlord'lar, yani çok bu evet. Konuda ciddi bir bilgisi var. Özellikle karıştırmak için ya da ileride bu güçten faydalanmak için falan böyle. Kil Jaeden değil miydi? Dedim ya zaten Kil Jaeden Ner'zhul'u hale soktu da Kil Jaeden tek başına o tarz kararlı, evet çok büyük bir taktisyen, çok büyük bir general ama bu perspektifte baktığınızda işte Shadowlands'de işte Fel'de, Light'de, Life'de falan perspektifinde baktığınızda Kil Jaeden küçük bir karakter.
Yani orada Sargeras daha çok. Dreadlord'lar aldıysa bile. Gerçi Dreadlord'lar çok ipne karakterler. Onlar Sargeras. Release date geldi, release date. Evet, yani geldi. Evet, 27 Ekim. 27 Ekim. 26 27 Ekim. Evet evet, şey videonun devamında videoda vardı, şey yaptı. Şey köşe orada o, hızlıca geçti. Fıçık diye geçti 10 20. Mustafa abinin sorusuna baksana. Bir de Mav için çalışan biri neden Mav'a atarsın? Şimdi yani hapsettiklerine inanıyorlar. Evet. Oraya hapsettiler. Aramda oraya inanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mav'dan çıkılamama durumu var. Hani cezalandırma durumu var. Zaten Devos'un istediği, bak Mustafa abi aslında güzel bir noktaya şöyle değindi. Devos belki de Arthas'ın oraya gitmesini istiyordu. O yüzden de gazlıyordu da olabilir. Olabilir. Mesela biz hep Arthas'ın şey Stratom yayınını yaptık ya, hatırlarsan burada. Hep şeyi konuştuk. Aslında dealleri iyi. Evet, evet. Yapmak istediği amaç şey Scourge'u kullanarak şeye karşı koyacaktı. Void'e. Tartıştık ya burada hep birlikte. Tamam işte ondan bahsediyorum. Işte, normalde bu kadar yaptığı belki şeyde... de Maldraxxus'a gidecekti. Evet. Arbitrsız evet, geçinden evet, geçseydi. Evet, evet. Mav'a gittiğinden emin olmak istiyordu. Uther'i de bu şekilde aynen kandırmış. Evet. Olabilir. Aa, teorilere ya. Evet evet. Zaten şu an yapmak istediği o. Devam edelim. Beden değil canım, ruhu, bedeni orada işte. Remember what he did and take your vengeance. Not vengeance. Justice. Sahne çok güzel değil mi? Evet. Kıyamam abi ben ya, evet ya. Peki Arthas'ın ölümüne sebep olacak hamlelerde bulunmuşlar mıdır? Nasıl? Oo, onu bilemiyoruz. Kim, hani kim? Onu oyunda oynadık ama yani hayır hayır, Lich King'e işte Crusade yapılırken işte Tyrion'a ufak ittirmeler, Sylvanas'a ufak gıdıklamalar. O bilmiyoruz. Zannetmiyorum arkadaşlar ben. Uther'i hemen kanatlandırması falan, o anlamda ayrı. Hani gerçek hayatı biz tarafından, çünkü en nihayetinde Arthas'ı durduran bizlerdik. Aslında çok mantıklı aslında. Hani nasıl denk geliyor değil mi? Ben onu şu an tartışıyorum ya. Yani nasıl denk geldi bu süreç böyle pu 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 çak çak çak. Bu ara çak, başka bir şey geldi. Reveal geldi. Voice performances'da Patrick Seitz mevcut. Garrosh'u seslendiren adam, hayırlı olsun. Garrosh muhabbeti doğrulandı. Tamam, süper. Zaten belliydi. Ben bir şey diyeyim burada. Bir... Yani en azından sinematikte kesin var. Yani Shadowlands'da görür müyüz bilmiyorum ama. Dur. Bir geri getirsene biraz. Ne kadar? İntikam değil, adalet dediği yere kadar bir getirsene. Yani Arthas'ı atmadan önce hemen. Oradayım. Biraz şey gör. Burada şey aklıma geldi. Arthas'ın da Frostmourne'u alırken dediği şeydi. Derdi adalet değil, artık intikama dönüşmüştü. Çünkü şey dedi Murad'ına. Kimse benim intikamımı engelleyemeyecek demişti. Bunu ona benzettim. He. Adalet işte intikama dönüyor bir noktada. He. Güzel benzetme. Yani güzel benzetme. Yani Arthas aslında adaleti getirmek istiyordu. Düzeni sağlayacaktı. Ama sonra Randall oldu vesaire. O da onu hani siliyor. Bu ara? Murat'an gitti mi? Yok, buradayım. Ha, bu ara dedin. Bir şey diyeceksin. Bekliyorum. Ha, yok. Warcraft 3'te Uther Arthas'a biz intikam almayız şeklinde konuşmuştu. Yani... Ya ama şu an tamam, yaptığı şey net intikam. İnanmıyor zaten. Adalet diyor ona. Kendini kandırıyor aslında da tabii. Shadowlands bozuktu çünkü. Bence gayet iyi çalışıyordu arkadaşlar. Bozan Devos. Yani şu an biz Devos yüzünden geliyoruz. Ve Sylvanas'ın aslında savaştığı bence Devos orada. Ha, neyse bakalım derim. Yok. Öyle düşünmüyor musun? Sylvanas'ın yaptığı şey bence şu an bunların yaptığı şeyden çok daha büyük yani. Ya bildiğim böyle. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Uther'le Devos birlik oldular. Geldiler dünyadan, bir tane ölümlü ruhu çalıp Mav'a attılar. Evet, şu an evet. Tamam mı? Sylvanas koca kapıyı açtı öyle diye. Al sana Shadowlands dedi yani.
Anladın mı? Böyle ne oluyor lan falan dedi işte. Bir ton faction lideri kaçırıldı. Yok bir tane o tarafa geçildi. İşte adını sen söyle. Trendeler geldi. Bolvarlar geldi falan filan yani. Yok yani. O olay çok büyük. O reveal çok daha büyük yani. Okay. Adaletin içinde cezalandırma da var. Hadi bakalım. Evet. Hmm. Kör ablamız kılıçlıdır diyorsun. Steve Danzer tweet atmış. Devil is in the details demiş. Devil is in the details. Bence Uther haklı. Biri bana da böyle yapsa atarım baba. Yani abi şimdi herkes zaten World of Warcraft'ın hikayesinin güzel olmasının temelinde yatan şu. İnsan gibi karakterler reaksiyon veriyorlar. Bebeğim masayı sallıyorsun. Hmm. Kameram benim böyle böyle sallanıyor. Hani gerçekten kendi yaşantınızda görebileceğiniz insani duygular bunlar. Öyle çok kahramanlaştırılmamış. Mesela Tyrael benzetmesi var ama Tyrael çok böyle insani değil. Melek ya o hani. Hani demek istediğimi anlıyor musun? Şimdi Uther'in... Yok, çok ölüşü... alakası bir yerden gelecek. Bir dakika şeyi timeline'da hatırlıyorum. Sylvanas Uther'den önce mi sonra mı öldü? Sonra öldü değil mi? Hangi ölümü Sylvanas'ın? İlk ölümü. Sonra. Sonra mı öldü? Sonra. Tamam. Sonra. Lich King olmaya yakın öldürüyor Sylvanas. Bu ara sen o soruyu soruyorsun da Sylvanas orada buraya geçemeden kaldırıldı Arthas tarafından. Tabii. Öyle ne zaman geçti tabii. Peki? İlk ne zaman geçti? Şeylere kazıklar atladığı zaman mı geçti? Bence Uther'le birlikte bozuluyor galiba. Daha doğru öğrendi lan. O zaman Uther'le bozulmuş olma... Birisi bir teori attı da Uther'le mi bozdu? Bunlar mı bozdu cycle'ı diye... Ya ben dediğim gibi bu çok büyük bir şey değil. Cycle bozulma olayı buradan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bu sadece bir istisna ve araya sıkışmış bir durum. Uzun zamandır mı bozuktu orada diyorsun? Hayır, bu olaydan sonra bozuluyor. Evet, başka bir şey oluyor ama. Bu bozmuyordur. Başka büyük bir şey olacaktır. Ya evet. Evet, işte onu söylüyoruz. Bu bozulmanın başladığı yer yani bu Orbiter'ın önüne gitmeme olayı. İlk Uther öldü. Acaba Sylvanas Uther'le görüşmüş olabilir mi acaba? İşte onu konuşuyoruz da değildir diye düşünüyorum. Ha olamaz demiyorum bu ara. Abi Devos'u beta'da görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Bayağı görüyoruz. Böyle bu... ama şey bu formu değil. Ha evet. Onu söyleyecektim. Dark Side halini görüyoruz. Peki Arthas öldüğünde Maw'ın görevlerini yerine getiren kimse kalmaması... Mı. Ya dünyada o belki yani Azeroth üzerinde Sylvanas'ın yani öyle bir şey yok. Kendini Icecrown'da öldürmüştü. O görevi devraldığında buradan uzak bir sıkma yani sıkıştırarak atış ama mantıksız değil. Yani çünkü oradan sonra işte Sylvanas'ın direkt olarak değişmediğini biliyoruz. Hani öyle söyleyeyim. Yani direkt çünkü işte Icecrown'da evet kazıklara saplandı. Saronic'ten etkilenmedi. Undead olduğu için işte Maw'a bir gitti geldi. Orada Jailer'la görüşmüş olma ihtimali var. Evet orada bazı şeyler aldı ama Arthas'ın görevini yerine getirmeye başlamadı döndüğünde. Farklı işler yaptı yani. Onun olayı farklıydı çünkü. Daha 3 tane bölüm var muhtemelen. Orada da bu tarz bozulma şüphelerini göreceğiz. Belki o 3 videonun birinde ya da İşte dördüncüsünün sonunda daha farklı şeyler olacak. Evet, gayet mümkün. Bu arada ben biraz daha şöyle ileri alayım. Şurada çok epik bir sahne vardı. Onunla ilgili şey yapalım. Tekrar videoyu döndürmemize gerek yok diye düşünüyoruz. Var mı? Yok. Yok, hayır. Gayet güzel video. Nasıl beğendik? Ben çok beğendim. Çok beğendim. İnanılmaz güzeldi yani. Bakalım diğerleri nasıl olacak? Şimdi şöyle yapalım. What we gonna do? Biz pazar günü bununla ilgili bir konsey yapacağız. Değil mi Görkem? Evet. Tabii ki. O yüzden biraz daha teorilerimizi sıklaştıralım. Yoğunlaştıralım. Murat'an, şimdi onu söyleyeyim. Murat'an olamayacak, yolda olacak. Yani artık bağlanabilirse. Çünkü çok zannetmiyorum. Mobil çok nasıl söyleyeyim hareket halindeyken bozulabilir bir şey. Ama Murat'an'ı şöyle dahil edeceğiz. Murat'an La biz zaten gün içerisinde bu üçlü hani öyle söyleyelim ben Görkem ve Murat'ın Discord'da sürekli olarak konuşuyoruz. Sürekli olarak bilgi, düşünce ve fikir paylaşımı da yapıyoruz. Arada Mustafa abinin ve Mete'nin dedikodularını da yapıyoruz. o sırada Murat'ın paylaştığı fikirleri not alıp yayına bu şekilde yansıtacağız. Ve
yani yayında yaptığımız fikirler doğrultusunda kendisinin bir yorumu olursa da YouTube'da video altına ya da bir sonraki videoda, bir önceki video, yani bir sonraki video yayınlandığında şunu deyin derse deriz yani. Ha, aynen. Ve yok, dediğim abi gibi işte abi şurada şunu söylemiştiniz. Öncelikle yayını açmadan önce bir önceki videoyla alakalı şunları söylemek istiyorum şeklinde katılması olur. Ama bu hype'ı pazar günü bir lore konseyiyle taçlandıracağız. Onu söyleyelim. Ben belki işte katılamayacağım da bir şeyler karalarım belki. Yani ben evet, ben de onu söyleyecektim. Aynen. Ha, aynen. Onu, onunla ilgili yorumlar yaparız. Belki o yazılardan da benim adıma yaparsınız pazar akşam. Aynen aynen. Artık şey, haftada bir mi, iki haftada bir mi yine? Şöyle söyleyelim, yaz sezonu mesela ben Eylül'de bir kaçamak yapacağım. Aynı pazarımızın bir pazarı etkileyecek. Orada nasıl bir duruma denk gelir ama mümkün mertebe hype yakalama doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Onun dışında zaten Rolanti'ye girmeye bayağı, yani Rolanti dediğim yani düz yayın akışına dönmeye başlarız ufak ufak. Çünkü yaz sezonu bitiyor. Ekim gibi diyelim hani.